Sema, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ablamla tartıştık Egemen abi. Hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Tamam, sen şimdi içeri geç. Ben onu bulur getiririm. Nereye gittiğini biliyorum. Merak etme. Kafa dinlemek için güzel yer. Mahir, sen nasıl buldun beni? Tesadüf. Seni buraya ne getirdiyse beni de o getirdi işte. Çaresizlik. Çıkışsızlık. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hayat bildiğini okuyor. Bize de sadece seyretmek düşüyor. Bu hayat bana hep yarım yamalak şeyler verdi. Annemin ölümü, babamın hastalığı, bir de üstüne Mehmet. Yıkılmayayım diyorum, ayakta durayım diyorum, sabredeyim diyorum ama olmuyor işte. Bazen olmuyor. Olmuyor. İnsanın kendine söylediği en büyük yalan. 6 yıldır kızımın baba dediğini duymak için bekliyorum. Nihayet söyledi. Ama başkasına. Öylece baka kaldı. Olmayınca olmuyor. Yüreğimdeki kayayı kırmaya da kaldırmaya da gücüm yok artık. Canım yanıyor. Benim de. Abla. Sunu abla. Egemen. Kalk gidiyoruz. Egemen ne yapıyorsun abla? Abla yürü dedim. Egemen bırak. Sen karışma hocam. Yürü abla. Egemen dur, ablam canımı yakıyorsun. Abla, abim seni bana emanet etti. Herkes bunu bilecek, ona göre hareket edecek. Hadi yürü. Egemen. Allah. Emanetler kıymetlidir Egemen. İnsanın onlara gözü gibi bakması gerekir. Böyle kolundan tutup sürükleyerek emanete sahip çıkılmaz. Ben söyleyeceğimi söyledim hoca. Burası ders adet. Burada adam olana laf bir kere söylenir. Bana bak. Suna benim komşum. Onunla konuşmak için, sohbet etmek için kimseden izin almam. Komşun abimin nişanlısıysa izin alacaksın. Yürü abla. Egemen yeter. Yeter. Abinle ayrıldık. Mektubu verdim, okudun. Bitti. Mehmet'in isteğiyle ayrıldık. Anladın mı? Öyle bir şey yok abla. Abim çaresizlikle yazmıştır o mektupları sana. O hala seni seviyor. Sen de onu bekleyeceksin. Ben mahallede ince Mehmet boynuzlanmış dedirtmem. Ağzını topla. Ağzını topla. Kim ne derse desin. Benim kimseye veremeyecek hesabım yok. İnce Mehmet'e bile.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.